Aziz seyirciler, dün Evliya'nın büyüklerinden Seyyidü Taife diye anılan Cüneydi Bağdadi Hazretleri hakkında birkaç kelime söyledik. Onun hayatı, halleri, ahlakı ve sözlerini birkaç gün daha anlatmak istiyoruz. Cüneydi Bağdadi'yi tanıyan ve sevenlerden Ebu Amr, bir gün bir ihtiyaç için çarşıya gitmişti. Bir cenaze gördü. Cenaze namazına katılayım dedi. Yolda giderken bir kadın görüp ona baktı. Bu yaptığının uygun olmadığını hatırlayıp derhal tövbe etti. Eve geldiğinde yüzünün niçin karardığını sordular. Aynaya baktığında hakikaten yaptığı o uygunsuz iş sebebiyle yüzünün karardığını anladı. 40 gün devamlı olarak bu günahına tövbe ve istiğfar etti. Cüneydi Bağdadi'yi ziyaret etmek hatırına geldi. Bağdat'a gitti. Cüneydi Bağdadi Hazretleri gel bakalım ey Ebu Amr. Sen ruhbede güne işle biz de Bağdat'ta senin günahın için istiğfar edelim buyurdu. Birisi Cüneydi Bağdadi Hazretlerine Gözümü yabancı kadınlara bakmaktan nasıl koruyabilirim diye sordu. Cüneydi Bağdadi, yabancı kadını gördüğün zaman Allahü Teala'nın seni, senin o kadını gördüğünden daha iyi gördüğünü hatırla buyurdu. Hayrun Nesac bir gün evinde oturuyordu. Kalbine Ebul Kasım Cüneydi Bağdadi kapıdadır, çıkıp karşılayayım diye bir düşünce geldi. Fakat o buraya gelmez kalbime gelen düşünce vesvesedir deyip o düşünceyi kalbinden attı. Biraz sonra aynı düşünce yine geldi. Yine attı. Üçüncü defa gelince çıkıp bakayım dedi. Çıktı. Cüneydi Bağdadi kapıda idi. Hazreti Cüneyt ona selam verdi ve ey hayır kalbine ilk geldiği zaman niçin kalkıp kapıyı açmadın buyurdu. Bir gün sohbetinde bulunanlardan biri kendisini imtihan için yanına geldi. Ve bir sual sordu. Cüneydi Bağdadi bu suale söz ile mi yoksa manevi olarak mı cevap verelim dedi. O kimse iki şekilde de cevap ver deyince Cüneydi Bağdadi Hazretleri keşke kendi kendini deneseydin. O zaman beni denemeye lüzum görmezdin. Manevi cevap istiyorsan böyle yapmakla artık bizim yolumuzdan ayrıldın. Allahü Teala'nın dostlarına tecrübe etmeye, onları yaralamaya senin gücün yetmediğini bilmez misin buyurdu. Bunun üzerine hemen o kimsenin yüzü simsiyah olup kalbindeki bir parça yakın kayboldu. O kimse çok pişman olup yaptığına tövbe etti. Çok istiğfar etti. Cüneydi Bağdadi Kudüs'e sirruh yine de o kimseye merhamet edip teveccüh etti. O kimsenin hali Bundan sonra daha düzgün oldu. Ebu Amr isminde bir zat bir sene hacca gidiyordu. Vedalaşmak için Cüneydi Bağdadiye uğradı. İhtiyacı olmadığı halde bereket olarak yanında bulunması için kendilerinden birkaç dirhem borç istedi. Fakat yanlarında hiç para olmadığında biliyordu. Buna bir müddet baktılar. Sonra cebinden bir dirhem çıkarıp ona verdiler. Hacca gitti. Döneceği zaman Medine-i Münevvere'de Cüneydi Bağdadi Hazretlerine bir yüzük alıp hediye götürmek aklına geldi. Yüzüğü aldı. Bağdat'a döndü. Cüneydi Bağdadi'nin ziyaretine gitti. Fakat yüzüğü evde unuttu. Neyse şimdi yüzükten hiç bahsetmem. Sonra ziyaret ettiğimde yüzüğü kendilerine takdim ederim dedi. Ziyaret ettiğinde Efendim, hacca giderken sizden ödünç olarak aldığım bir dirhemi iade etmek istiyorum dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri de biz onu Medine-i Münevvere'den getirip de evde unuttuğunuz yüzük gibi unuttuk. O zaman hediye etmiştik buyurdu. Çocuğu kaybolan bir kadın Cüneydi Bağdadi Hazretlerine gelip çocuğunun bulunması için dua etmesini istedi. Cüneydi Bağdadi Kutsesi ruh dua etti. Ve çocuk bulundu. Bir zaman Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin gözlerinde ağrı meydana geldi. Doktor çağırdılar. Gelen doktor Hristiyan idi. Muayene edip gözlerinize su değdirmeyeceksiniz dedi. Cüneydi Bağdadi su değdirmesem nasıl abdest alırım deyince doktor gözleriniz size lazım ise su değdirmeyeceksiniz dedi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri abdest alıp namaz kıldı ve namazdan sonra bir miktar uyudu. Uyandığında gözlerinde hiçbir ağrı kalmamıştı. O anda şöyle bir ses işitildi. Ey Cüneyd! Sen bizim için gözlerini feda ettiğin için biz de senden o ağrıyı aldık diyordu. Bundan bir müddet sonra Hristiyan doktor kontrol için tekrar geldi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin gözlerinin tamamen iyi olduğunu görünce çok şaşırdı hayret etti. Ve nasıl yaptığında gözlerini iyi oldu dedi. Cüneydi Bağdadi olanları anlatınca Hristiyan doktor Cüneydi Bağdadi'nin elini öpüp iman etti. Ve esas ağrıyan göz sizinki değil benim gözlerim imiş. Hakikatleri göremeyen ben imişim dedi. Cüneydi Bağdadi Kudsesi Ruh bir gece uyandı. Uyumak istiyor. Fakat uyuyamıyordu. Oturmak istiyor oturamıyordu. Bir zaman sonra kapıyı açıp dışarı çıkınca birinin üzerine bir ava örtüp büzüldüğünü gördü. O kimse Cüneydi Bağdadi'yi görünce başını kaldırdı ve ey efendim bu kadar bekletilir mi dedi. Cüneydi Bağdadi gece geç vakitte geldiniz buyurdu. O kimse kalplere hareket veren Allahu Teala'dan ...sizin kalbiniz bana teveccüh etsin diye talep ettim dedi. Cüneydi Bağdadi, ne istiyorsunuz diye sordu. O kimse... ...nefsin hastalığına ilaç yok mudur deyince... ...Cüneydi Bağdadi Hazretleri... ...nefsin ilacı... ...nefsin isteklerine muhalefet etmektir buyurdu. Bunun üzerine o kimse... ...kendi kendine, ey ahmak nefsim... ...bunu ben sana kaç defa söyledim... ...ama sen Cüneyd'den duyamayınca... Duymayınca inanmadın dedi. Cüneydi Bağdadi'nin talebelerinden biri şeytanın vesvesesine kapılıp artık ben kemale geldim. Sohbete devam etmeme lüzum kalma deyip kendi başına bir yere çekildi. Benlik ve gururundan dolayı şeytani bir rüya gördü. Rüyasında bağlık bahçelik içinde güzel nehirler ve çok lezzetli yemekler yediğini gördü. Bu rüyayı hakikat zannedip kibiri daha da arttı. Ve bu halini arkadaşlarına anlattı. Onlar da Cüneydi Bağdadi'ye arz ettiklerinde Cüneydi Bağdadi çok üzüldü. Ve anlatılan kimsenin yanına gitti. Baktı ki o kimseyi şeytana aldatmış. Ona seni bu gece cennete götürürlerse cennete vardığında üç defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye oku buyurdu. Hakikaten o kimseyi rüyasında cennete götürdüler. O kimse cennete vardığında üç defa La Havle diye başlayan o duayı okudu. Gördüklerini ve kendisinde has olan şeytani hallerin hepsini unuttu. Bir anda kendisinin pislik ve çöplük içerisinde olduğunu gördü. Çok pişman olup tövbe etti ve Cüneydi Bağdadi'nin elini öptü. Sohbetlere devam edip talebeler arasındaki yerini aldı. Yarın tekrar beraber olma ümidiyle hoşça